Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere ceviz bitkisi tohumdan nasıl üretilir onu anlatacağım. Ceviz bitkisini tohumdan üretebilmemiz için önce cevizlerimizin kış ayları başlamadan önce sonbaharın sonunda cevizlerin toprakla buluşması gerekir arkadaşlar. Kışı toprak altında olgunlaşmayla geçiren ceviz ilkbaharda çimlenerek yeni bir bitkiyi oluşturur. Ben bu süreci biraz hızlandırdım. Kış girerken uygulamayı yapmadım. Şubat başında bir uygulama yaptım ve o uygulamanın sonucunu sizlere anlatmak istiyorum. Bu ceviz tohumlarını 1 Şubat günü bu şekilde bir kabın içerisine atarak bir ay boyunca su içinde beklettim. Yalnız arkadaşlar ilk 3 günde koyu bir renk alır bu su. Hemen değiştiriyoruz. Suyunu tamamen değiştirdim. Ondan sonra haftada bir toplamda 5 defa suyunu değiştirerek cevizlerin neme doymasını sağladım. Ve böylece çimlenme için uygun bir ortam hazırlamaya çalıştım. Şimdi yine Mayıs ayının başında yaptığım uygulamayı göstermek istiyorum. Ve cevizler su içerisinde bir aydır bekliyorlar. Şimdi bir aydır su içerisinde bekletilen cevizin durumunu göstermek istiyorum. Bakın herhangi bir tanesini yarıyoruz. Ve gördüğünüz gibi olgunlaşma devam ediyor. Herhangi bir çürüme, herhangi bir bozulma yok. Ama ceviz bitkisi kış soğuğunu yaşadığı zaman daha güzel çimleniyor. Mayıs ayında da havalar gayet sıcak gittiği için bu ceviz tohumlarının çimlenme ihtimali çok çok düşüktür. Çünkü ben Şubat ayının başında yaptım bu uygulamayı. Yaklaşık 20 tane ceviz kullandım. Bakalım çimlenmenin sonucu ne olmuş? Arkadaşlar şimdi nasıl bir uygulama yapacağız? Toprağımızı alacağız. Cevizlerimizi çimlendirmek istediğimiz kabın içerisine ya da saksının içerisine toprağı dolduracağız. Şu şekilde en az bir 3-4 santimetre pay kalsın. Sonra bunun içerisine cevizlerimizi yerleştireceğiz. Cevizin şu ortadan geçen çizgiyi görüyorsunuz. Bu çizgi yere paralel olarak konulursa, yani bu şekilde diklemesine değil, yani sivri kısımları ya da cevizin dala tutunduğu sap kısmı değil de şu şekilde yatay olarak toprağa koyduğumuz zaman bitkimizin köklenme ve çimlenme ihtimali artıyor. Sonra bu tohumların üzerini toprakla kapatıyoruz. Ve arkadaşlar sürekli nemli tutacağız. Sürekli sulayacağız. Çünkü bir ay boyunca suyun içinde bekleyen bu tohumlar nemini kaybetmemeli. Nemini kaybederse maalesef çimlenme de gerçekleşmez. Gördüğünüz gibi sulama işlemini de tamamladık. Sulama işleminin ardından dediğim gibi cevizin toprağını sürekli nemli tutmak zorundayız. Ve böylece çimlenmeyi bekleyeceğiz. Peki bütün bu aşamaları gerçekleştirdik. Bizi nasıl bir sonuç bekleyecek? Arkadaşlar görüyorsunuz. 1 Şubat günü cevizleri suda bekletmeye başladım. Ve gördüğünüz gibi 20 tane ceviz kullanmıştım. 2, 4, 6, 7 tanesi çimlenmiş durumda. Şurada bir tane daha ufak bir sürgün veriyor. 8 tanesi çimlendi. Yani %50'ye yakın bir başarımız var arkadaşlar. Ceviz fidanlarına onca para vermeye gerek yok. 10 tane ceviz kullansanız 5 tane yeni fidanınız olur. Ve ceviz ağacı yetiştirmeye başlarsınız. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Çekirdekten, tohumdan üretilen bütün meyve bitkileri aşılanmak zorundadır. Bu bitki ne zaman aşılanır? En az baş parmak kalınlığına geldiği zaman aşılanır. Yaşı çok önemli değildir. 1 yılda da bu olgunluğa gelebilir. 6 ayda da bu olgunluğa gelebilir. Bu işi profesyonel manada yapan arkadaşlarımız kış ayları başlamadan önce cevizlerini toprakla buluşturur ve birçok fidan elde ederler. O cevizler Mayıs ayına kadar, parmak kalınlığına kadar ulaşır ve Mayıs ayının sonuna doğru göz aşısı yaparak bir sonraki yıla ceviz fidanlarını hazır hale getirirler. Onun için tohumdan çıkan bütün meyve ağaçlarının aşılanması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve arkadaşlar bir paylaşımın daha sonuna geldik. Ceviz bitkisi
tohumdan nasıl üretilir? Sizlere bugün onu anlattım. Gerçekten basit bir uygulamadır. Sadece mevsimine dikkat edelim yeter. Ha, bugün eksek, bugün diksek olur mu? Olmaz. Çünkü hava ve toprak ceviz tohumunun isteğinden daha fazla ısındı. Bu sebeple o tohum artık çimlenmez. Sonbaharın sonunu bekleyeceğiz. Sonbaharın sonunda cevizlerimizi direkt toprağa ekersek ilkbaharın başında yeni ceviz fidanlarımız olur. Ben 1 Şubat'ta başladım bu uygulamaya. Dediğim gibi %50'ye yakın bir sonuç elde ettik. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.